Arkadaşlar, hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber Sakarya Otokur'dayım, Audi Otokur'dayım. Sizinle istek bir araç gelmişti, Audi A4. Onu inceleyeceğiz. Ben A4'ü çok beğeniyorum. Audi de çok ideal bir araç A4. Çünkü ne A6 kadar büyük ve ağır bir kasası var, ne A3 gibi biraz daha küçük kalıyor. Tam ortada çok İdeal bir araç. Bakalım, ben de çok merak ediyorum. İlk defa ben de incelemesini yapacağım. Her zaman internetten bakardım ama bu sefer incelemek nasip olacak. Beni YouTube'da eğer ilk kez görüyorsanız lütfen kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu benim için gerçekten çok önemli. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Adresi de hemen buraya bırakıyorum. Orada da anketler yapıyoruz. Gelecek olan videolar hakkında ben önceden storyler paylaşıyorum. Yeni çıkacak olan araçlarla ilgili videolar, içerikler hazırlıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz beni. Hadi o zaman videoya geçiyoruz. Karşınızda yeni Audi A4. Arkadaşlar, içeride de bir tane araç var. Tam hemen buradan görünüyor, cam mekanın hemen arkasında, ama orası çok karanlık bir alandı. Dışarıda da aynı araçtan var, aynı renkte. Ve ben dışarıda çok daha güzel görüneceğini düşündüm aracın. Birazcık kirli ama en azından aracın hatlarını daha rahat görebileceksiniz güneşin altında. Bu şekilde inceleme yapalım dedim ben. Çok hafif bir rüzgar var. Eğer ki seste bir sıkıntı yaratırsa şimdiden kusura bakmayın ama görüş açısından çok daha güzel olacak, emin olabilirsiniz. Aracın etrafında biraz dolaşalım sizlerle beraber. Dediğim gibi biraz kirli araç, test aracı olduğu için. Detayları sizlerle görün. Ya ben A4'ü çok beğeniyorum. Yani gerçekten bu kasası da çok çok ideal ve Audi'den gerçekten hani A6 gibi büyük araç ya, çok büyük, A3 de biraz küçük falan diyorsanız hiç A5'e de gerek yok aslında. A4 çok ideal bir araç. Hani benim çok sevdiğim ve istediğim bir araç. İnşallah Allah nasip eder sizlere de. Evet, aracı anlatmaya başlayalım. Farlardan başlıyoruz. Şimdi LED farlarımız bizi hemen karşılıyor burada. Üst tarafta gündüz aydınlatmalarımız çok güzel kesik kesik şekilde geliyor. Ve bunlar biliyorsunuz artık Audi'nin far tasarım anlayışında standart oldu. Mercekli kısalarımız var, full LED, ve merceksiz de uzunlarımız var. Yan tarafta burada biraz kirli ama sizin için şöyle siliyorum ben. Viraj aydınlatmalarımız var. Sis farlarımız burada. Onlar da beyaz. Krom detaylarımız var hemen burada. Ön park sensörlerimiz var. Yan tarafta park sensörü göremedim. Araçta otomatik park opsiyonu yok büyük ihtimalle. Bunlarda opsiyon oluyor biliyorsunuz. Şerit takip sistemimiz var. Sunroofumuz var. Standart olarak katlanır aynalarımız. Onun dışında çarpışma önleyicimiz var araçta. Yağmur far sensörlerimiz var. Aracımız 2.0-204 beygir. Yanlış hatırlamıyorsam 400 Nm'de bir tork olması gerekiyor. Torkta yanlışım varsa onu yorumlarda düzeltin lütfen. Jantlarımıza gelelim. Aracımız Advanced paket bu arada. S-Line değil. Michelin'le gelmiş 225-50R17 jantlarımız. Onlar da gayet güzel görünüyor. Bu araçta kapı kolu şekli, kapının açılma şekli farklı diğerlerine göre. Bakın, yukarı doğru açılıyor. Şuradan da göstereyim. Yukarıdan aralanıp o şekilde açılıyor. Anahtarsız giriş ve çalıştırmamız mevcut. Anahtarı da göstereyim sizlere. Bu şekilde bir Audi anahtarımız var. Logomuz burada. Onun dışında evet, ön tarafa geliyoruz. Davlumbazda gördüğünüz gibi o çamurlardan da görebiliyorsunuz. Pütürler var. Araçta ön tarafta davlumbazda yalıtım malzemesi mevcut. Burada aktif hava kanallarımız var. Ön taraftan da gayet güzel görünüyordu onlar. Arka tarafa gelelim. Arka tarafta da yalıtım malzemesi. Kullanılmış araçta. İçerisi gayet sessiz. Hani biraz şöyle bir kullanma fırsatım oldu. Gayet sessiz içerisi. Ama uzun yola bir çıkmak lazım tabii ki. Arka tasarıma gelecek olursak, arkası bence çok daha hoş duruyor. Şöyle göstereyim size. Aracımız bir tek quattro değil. İçerideki araç quattro. Ama onun dışındaki özellikleri vesaire hepsi aynı. Arka tarafta park sensörlerimiz var. Gene geri görüş kameramız var. Onu da göstereceğim içeride sizlere. Aktif egzozlarımız var. Çift çıkış görüyorsunuz. Bu tarafa da bakalım. Bu tarafta kapalı. Bu taraf hani estetik açıdan güzel görünsün diye şey olmuş ama kışın bu tabii hemen kendini ele verecektir. Geri görüş kameramız çok kötü görünüyordu. Şunu bir silelim.
kirden. Hemen bagajımıza bakalım. Elektriksiz bir bagaj var. Bunu şu an için bu A4'e yakıştırmadım. Elektrikli bekliyordum bak. Bakalım halı kalitemiz. Standart, güzel. Bakalım, evet, burada steplemiz var. Ya ben Audi'de şunu seviyorum bakın. Burası steplerin olduğu alan sanki bir sandık gibi. Hani ekstradan açtığın koca bir halı yok. Küçük bir sandığın içerisine kapalı kutu. Bunu A4, yani Audi saklıyor. Burada bagaj kancalarımız var. Bunlar bize bakın, bagaj kancaları da çok hoş. Hiç sizi zorlamıyor, böyle oraya buraya çek yapmıyorsunuz. Burada gene bir filemiz var. Dediğim gibi şu elektrikli bagaj istiyordu bu araç. Onu seviyorum ben. Hani olması gerekiyor çünkü premium bir araç bu. Krom detaylarımız var camlarımızın hemen etrafında. Katlanır aynalarımızdan bahsetmiştik. Evet, güzel. Bir de içeriye geçelim mi? İçerideki detaylara bakalım. İçerisi nasılmış? Malzeme kalitesi vesaire. İçerideki deri rengi çok hoş. Evet. Bir gelelim. Kapımızı kapatalım. O ses bir anda kesilsin. Ve malzeme kalitesinden başlayalım. Burada yumuş yumuş bir malzeme var. Çok güzel. Hemen altında krom bir detay var. Alüminyum bir detay var hatta. Burada kapı kilit açma düğmelerimiz. Şurası hemen piyano bilek. Burası yumuşak malzeme. Altında hemen deri kullanılmış. Onun altında hemen gene burası deri. Sadece şurası plastik. Çocuk kilidimiz. Aynalarımızın resistansları, katlanır ayarları hemen burada. Burası deri ve şu tutma hissi. Güzel. En azından şurada kolda bir çukur olup oradan çekmiyorsunuz. Buradan bagajı yine açabiliyorsunuz. Burada halı yok. Onun dışında şu alüminyum malzeme burada devam ediyor. Far anahtarımız bu şekilde. Buradan parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Göstergelerin. Burada kötü hava koşulu farımızı buradan açabiliyoruz. Arka sisler de burada. Ön tarafta gene bakın. Görebiliyorsunuz yumuş yumuş bir malzeme var. Yazın bunlar biraz daha yumuşuyor. Şu an güneş vurduğu için de yanmış burası ve daha da yumuşak görünüyor. Burada güzel bir ekranımız bizi karşılıyor. Hemen burada ben yanıyorum. Klimayı açacağım. Arabayı da çalıştıracağım. Koltuk ısıtmamızı da kapatalım. İçerisi bir soğusun. Şöyle ses olmasın sizlere de hafif yapalım. Şu kapan bakın şu his çok güzel. Ya Audi bunu çok güzel başarıyor ya. Sesi duyabiliyor musunuz? Çok kaliteli tuş sesi. Bunlar da bakın. Gayet güzel. Ya şu dörtlü bile tık tık yani. Drive Select ayarlarımızı gene buradan yapabiliyoruz. Hemen ekranımızda çıkıyor. Comfort, FNC, Auto, Dynamic, Individual kendimiz özel olarak ayarlayabiliyoruz. Ekranımız dokunmatik tamamen. Burada ışık ve görüşten ambiyans aydınlatmaları vesaire buradan bakabiliyoruz. Yağmur sensörlerine park yardımımız var. Araçta ön arka park sensörüyle vesaire. Bunlar gayet güzel. Sürücü asistanlarımızı buradan hemen kontrol edebiliyoruz. Burada sabitleyicimizin ayarı var. Direksiyon yumuşacık ya. Ya ben yumuşak direksiyonları çok seviyorum. Shifterlarımız hemen burada. Onlar çok güzel görünüyor. Audi'nin bu küllüğü inanılmaz hoş. Çok hoş. Burada krom bir detayımız var. 12 volt girişimiz var. Burada USB'miz var. Burada bakalım bir küllük gibi bir şey yapılmış ama buraya anahtarı da koyabilirsiniz bakın. Yani bu şekilde bir koyabilirsiniz. O da güzel. Audi'nin vites seçicisi bu şekilde. Çok güzel. Buraya basılı tutup bunu çekmeniz gerekiyor. Onun dışında böyle yaptığınız sürece herhangi bir şekilde D'ye almıyor. Ama bunu basılı tutup çektiğinizde direkt D'de şu anda. Biz parka alalım. Hareket halinde değiliz. Onun dışında auto hold'umuz var burada. Elektronik park frenimiz var. Anahtarı buraya da koyabiliriz ve buradan da sesimizi açıp kapatabiliyoruz. Bu manuel olması çok hoş. Onu seviyorum ben. Burada kolçağımız var. Burada bakın. Telefonumuz için kablosuz şarjımız ve 12 voltluk bir girişimiz daha var burada. Ve bu kolçak deri. Bu şekilde öne de alabiliyoruz. Gayet güzel. Koltuklarımızı göstereyim sizlere. Koltuklar da çok hoş.
Rengini ben çok sevdim. Bundan sonra bakın kilitlenebilir avlinin. Burada torpidosu var ve tamamen halı kaplı. Bu şekilde olmasını ben seviyorum avlide ya. Gayet hoş. Aracımızı kapatalım ve sunroofumuzu açalım. Evet, sunroof açıklığımız bu kadar. Gayet güzel. Güzel bir açıklık var. Hemen kapatalım sunroofumuzu. Ses olmasın. Ekranlarımıza bakacağız. Ekran görünümlerimize. Ve şöyle söyleyeyim size. Dokunma hissiyatı çok güzel. Bakın burada bu şekilde yapılandırabiliyorum. Ortalama hızımı, sürüş süresini, hepsini burada ayarlayabiliyorum. İstediğim gibi. Normal görünümü bu şekilde göstereyim. Böyle. Spor görünümü alalım. Evet, değiştir. Spor görünümünde buradaki devir saatinde burası kırmızı oluyor. Dinamik yapalım. Dinamikte de şu şekilde bir görünüm var. Bunlarda mesela Audi TT'ler var. Onlarda da bu şekilde görünüyor. Devir saati vesaire çok güzel. Aracı mesela çalıştıralım şu anda. Bakın. Bir de şunu fark ettim. Bakalım siz fark edecek misiniz? Gaza bastığım zaman araba şöyle bir salınıyor. Ya 204 beygir güç. Hani diyor ki ben buradayım. Yani ver gazı gidelim diyor yani. Öyle söyleyeyim sizlere. Geri görüş kameramıza hemen bakalım. Geri görüş kameramızın da netliği bu şekilde. Gayet güzel, net. Bu taraflar hoş, net görünüyor. Sağ taraf ve sol taraf biraz daha hani açı geniş olması için geniş açılı kameralar bunlar. Onun için biraz görüntüyü dağıtabiliyor ama onun dışında gayet güzel bir görüntüsü var. Evet, ön tarafta kokpit bu şekilde. Buradan ekranı kapatabiliyorsunuz. Buradan park sensörlerimizi kapatıyoruz. Buradan da start stop'u kapatabiliyoruz. Eğer ki araçta otomatik park olsaydı burada da gene bir düğmesi olacaktı. Arka tarafa geçeceğiz ama şu anda koltuğumu ayarlamak istiyorum. Sizlere mesafeyi göstermek için. Şu an evet, gayet rahat bir şekildeyim. Benim boyum 1.92. Dışarıda görüntü var. Seri geçeceğiz arkaya. Sizlere ses çok gelmesin. Evet, kapattık ve ses gitti. Buradan bu şekilde perdemizi kapatabiliriz. Malzeme kalitesine gelelim. Malzemesi gene ön tarafla aynı kalitede, yumuşak burası. Piano bilek detaylarımız. Burada alüminyum detaylar gene burada kullanılmış. Hemen altında deri, burası deri. Tutma yerimiz deri. Burada güzel bir göz var. Burada bakın şu taraf deri. Burası üzerinde hani aynen yok, bir şey yokmuş. Plastik gene burası. Burada elektronik olarak klimalarımızı gene buradan RTX ayarlayabiliyoruz. 12 voltumuz var. Burada bir tane Type-C isterdim artık bu model araçta. Ondan sonra gelelim buraya. Burada bir tane kolçağımız var. Kolçağımızda burada güzel bir halı kaplaması var. Bakın burası da çok hoşmuş kullanımı. Bakın tak. Çok güzel. Aynen sevdim bunu. Ops. Evet, buradan hemen kapatalım. Derimiz çok güzel. Koltuklarımızda ısıtma var bu arada. Ön koltuklarda ikisinde birden. Gayet güzel. Evet arkadaşlar, aracı siz beğendiniz mi? Bir de şu 204 beygirlik motorumuza bakalım mı ya? Ben merak ediyorum, bu arabayı sarsıyor bir de. Hani o kadar sarsacak kadar olan aracımızın motoru. Evet, amortisörlerimiz var. Onların olması gayet güzel. Solva sağ tarafta. 4 silindirli 2.0 204 beygirlik motorumuz. Çok güzel ya.
Hani tamamen kapalı, sizi hiçbir şekilde uğraştırmayacak sağla solla. BMW'de de bu şekilde, Mercedes'te de böyle oluyor. Bu tarz kapalı motorları seviyorum. Evet. Bakalım burada yalıtım malzemesi. Bu gene burada da kullanılmış. Güzel. Kapatalım. Aracımızın sinyalleri. Arka tarafta da kayar sinyallerimiz mevcut. Evet arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Elimden geldiği kadar sizlere Audi A4'ü anlatmaya çalıştım. Araç dediğim gibi bir arkadaşımızın isteği üzerine, birkaç kişi daha A4'ü istedi. Onun üzerine gelip çektim, inceledim. Benim de çok beğendiğim bir araçtı. Gelip burada görme fırsatım da oldu. İyi oldu bu sebepten dolayı. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu tarz inceleme videoların devamı gelecek. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı günler.